Mesele başlarından Hüseyin Aydınlı'nın 3 Ekim'de öldürüldüğü operasyonda örgütün 20 yıllık arşivi de ele geçirildi. PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi. Örgütün birçok kanlı planı bozuldu. Çok sayıda terör zanlısı deşifre olup yakalandı. Tarih 3 Ekim'di. Güvenlik güçleri Diyarbakır Lice'de terörist bir grup tespit etti. Koordinatlar üzerine jetler havalandı, PKK'lılara bomba yağdırıldı. Operasyonda kırmızı kategoride yer alan Müzeyyen Aydınlı adlı teröristle 3 koruması öldürüldü. Mağarada yapılan aramalarda ise harici hard disk ve USB hafıza kartları ele geçirildi. Yapılan incelemede materyallerden PKK'nın 20 yıllık geçmiş ve gelecek saldırı planlarıyla krokileri çıktı. Arşivdeki siviller adı verilen klasörde terör örgütü PKK'nın şehir merkezlerindeki suikast, sabotaj gibi saldırılarını organize eden ve uyuyan hücre olarak bilinen teröristlerin isim listesi bulundu. Bilgileri deşifre olan teröristler arasında 2 hemşire, 1 anestezi teknikeri, 1 avukat ve halen görevde olan bazı kamu görevlileri olmak üzere 147 isim tespit edildi. Aynı hard disk içindeki bir başka klasörde ise terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayan müteahhit ve iş adamlarından oluşan 17 isme ulaşıldı. Lice'ye bağlı köy ve mezralarda da terör örgütüne eleman ve lojistik temin eden işbirlikçilerinin de isimleri, örgütte hangi teröriste bağlı olarak çalıştıkları ve cep telefonlarını içeren ayrıntılı bilgiler ele geçirildi. Ayrıca terör örgütünün kırsal alandaki silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini gizledikleri 6 farklı noktada sığınaklar imha edildi. Yine hard disklerde Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Erzurum, Muş illerindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların fotoğrafları, krokileri bulundu. Ayrıca veriler ışığında eylem yapmak üzere olan 9 terörist yakalandı.